Değerli basın mensubu arkadaşlarım, her şeyden önce bu süreç başladığında bildiğiniz gibi sürekli uyarılarımız oldu, sürekli ikazlarımız oldu. Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Ve dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük. Fakat biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Ve biliyorsunuz 64-65'e kadar ölüm sayılarının artışı bizler için çok büyük önem arz ediyor. Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Ve bizler de özellikle gerek toplu taşım araçlarında olsun, gerek düğün, nikah, bu tür restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. Ve İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Ve halkımızın herhangi bir bu noktada sıkıntı yaşamasın. Bundan dolayıdır. Ve şimdi bir olumlu dönüş bazı illerimizde başladı. Temennim odur ki başta büyük şehirlerimiz olmak üzere bunu süratle tekrar olumlu istikamette geri döndürelim. Efendim, aşı çalışmaları için Kasım ayı aşı çalışmaları için. Yani arkadaşlar, aşı çalışmalarımız yani sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör bu konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, bunun yanında Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu çalışmalara devam ediyorlar. Ve yani yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz. Ve bu firmalarımızla da yaptığımız görüşmelerde onlar da bizlere olumlu bazı işaretler veriyorlar. Birçok devlet başkanı veya başbakanlar bu konuda yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. İşte başta Şansölye Merkel dönem başkanı olarak, gerek komisyon başkanı olarak Charles Michel, nitekim dün kendisiyle görüşmemiz olmuştu. Ve İspanya Başbakanı Sayın Sanchez, gerek İtalya Başbakanı Conte, hepsiyle görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Ve bu görüşmelerde tabii deniz yetki alanlarından öte başka bir yaklaşım var. O da nedir? İşte Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le bir görüşme süreci olabilir mi? Tabii biz de kendilerine diyoruz ya, bizim Mitsotakis'le görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz? Hangi çerçevede görüşeceğiz? Asıl olan budur. Yani eğer Mitsotakis, yani Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok. Öbür tarafta Oruç Reis'in şu anda geldiği konumu biliyorsunuz. Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle
bir limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım. Diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım. Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık. Ama bu demek değil ki yani Oruç Reis'in şu anda tamir bakım için çekilmesi artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamına değildir. Tamir bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Ve kendilerine şunu da söyledik. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız. Görüşürüz. İster üçüncü bir ülkede görüşme yaparız, ister video konferansta yaparız ama görüşürüz. Bizim bu konuda herhangi kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok. Ama kalkıp da yani Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın hani adaya gelip adeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa, bu tür gövde gösteriliği yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız.